Türkiye yine kan donduran bir cinayet haberiyle sarsıldı bugün. Bir eğitimci daha katledildi. Kocaeli'de lise müdür yardımcısı dehşet veren bir cinayete kurban gitti. Saldırgan evinin yakınlarında bekledi, pusu kurdu, planladı her şeyi. Onu okula gitmek için aracına bindiği sırada silahla başından vurdu, sonrasında da kayıplara karıştı. Polis şimdi her yerde o saldırganı arıyor. İddialar odur ki o saldırgan Yine bakın o dün de konuştuk aynı meseleye geliyoruz şimdi lafta lafı açıyor 17 yaşında hala yakalanamadı ve yaptığı eylem nedeniyle ceza aldığında yakalanır kısa süre içerisinde zaten ceza alacaksa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almayacak çünkü 18 yaşının altındaki bir kişinin yaptığı eylem nedeniyle maksimum alabileceği ceza 24 yıl. Adam Bir oturdu bir kalktı. Dakikalarca çıkmasını bekledi. Aracına bindi. Sırada hiç düşünmeden tetiği çekti. Başından vurulan lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti. Kocaeli'de bir lisenin müdür yardımcısı Mahir Çoğaç Sabah evinden okula gitmek için çıktı. Onu bekleyen tehlikeden habersizdi. Katili evinin yakınlarında pusudaydı. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç aracına bindi. Tam kemerini takıyordu ki bir silah patladı. Saldırgan aracın yanına gelerek kafasına nişan aldı. Ateş edip kayıplara karıştı. ambulans. <laughs> Adam can işte. Araçta kanlar içinde kalan Çoğaç'ı görenler dehşete düştü. Hemen polisi aradılar. Gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak ağır yaralıydı. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç kurtarılamadı. Hastanede hayatını kaybetti. Onu öldüren katil zanlısı her yerde aranıyor. Üstelik iddialara göre henüz 17 yaşında. Kocaeli Valisi Serdar Yavuz tüm birimlerin zanlıyı yakalamak için çalıştıklarını belirtti. Akıllardaki soru işareti ise saldırganın aynı okulda öğrenci olup olmadığı. Konuyla ilgili emniyetten bilgi alan Türk eğitimsel İkinoğlu Kocaeli Şube Başkanı Kürşat Türkcan saldırganın öğrenci olmadığını şehir dışından geldiğini söyledi saldırı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kınama mesajı paylaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun mecliste gündeme alınacağı gün böyle bir olayla karşılaşmanın derin üzüntüsü içindeyiz dedi. Yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.